Kıymetli arkadaşlar, mübarek Ramazan ayındayız. Öncelikle mübarek Ramazan ayınız mübarek olsun. İslam alemine, ülkemize, ilçemize, mahallemize huzur, bereket, sağlık getirmesini temenni ediyorum. Beni çoğunuz tanıyorsunuz ama bu son 2-3 yıl içinde mahallemize taşınan komşularımız var. Kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben ismim Şahim Erdem Fidaner. 2 dönemdir İslam Bey Mahallesi'nde muhtarlık yapmaktayım. 35 yıldır İslam Bey'de oturuyorum. Memleketçilik yapmayacağım. Ben çünkü ömrümün çoğunu İslam Bey'de geçirdiğim için ben İslam Beyliyim. Azalarımızın olduğu resimlerde memleket göstermedik çünkü hepsi İslam Bey'in çocukları. Biz İslam Bey'e talibiz. İslam Beyli olduğumuz için memleket ayrımcılığı yapmıyoruz. Doğusundan batısına, güneyden kuzeyine kadar hepimiz kardeşiz. 10 yıllık muhtarlık sürecince yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı kısaca anlatmak istiyorum. İlk önce dedik ki muhtarlığı İslam Bey Mahallesi sınırları içine getireceğiz. İlk icraatımız belediyemizin bize tahsis ettiği bir yer vardı. Fakat merkezde önceki muhtarlar kullanıyordu ticarethane gibi. Biz mahalle sınırlarına getirerek muhtarlığı mahalle hizmet etmesi için aktif hale getirdik. Ve ilk günden itibaren İslam Bey Mahallesi sınırları içinde görev yapmaktayız. Dedik ki arkadaşlar biz göreve geldiğimiz andan itibaren kesinlikle evrak ücreti almayacağız dedik. Ve o günden beri, 10 yıldan beri kesinlikle hiçbir vatandaşımızdan ücret talebinde bulunmadık. Bundan sonra da aynı dusturla devam edeceğiz. 5 yıllık ilçeyken biz göreve geldik. Mahallemizin kronik sorunları vardı. Bunlardan bir tanesi okul ihtiyacımız vardı. Hem ortaokul hem ilkokul aynı okulda öğrencilerimiz eğitim alıyordu. Yani bundan 10 yıl önce Şeyh Şamil İlköğretim Ortaokul okulunda 2600 öğrencimiz eğitim alıyordu. Ciddi derecede bir sıkıntıydı. Biz bir toplantıda, yani birkaç toplantıya girdik ama bir toplantıda Milli Eğitim Müdürü'nün 5 tane okul projesi olduğunu ifade ettiler. Neden İslam Bey Mahallesi'nde 2600 öğrencinin olduğu yere bir okul yapmıyorsunuz? Yer var, her şey var, imkan var. Neden yapmıyorsunuz dediğimde Kaymakam Bey olaya müdahil oldu ve biz o 5 okuldan bir tanesini mahallemize kaydırarak ortaokulu mahallemize getirttik. Allah izin verirse önümüzdeki dönemde de bize yetki verirseniz mahallemize 4. bir okul daha kazandıracağım sözünü veriyorum. Ortaokulu yaptırdık. Desteklerimiz yetersizdi. Müdürlerin talebinden ötürü 2 tane sınıf açtık oraya. Yetmedi. Bahçesinin duvarları yüksek olmadığı için çocuklar top oynadığı zaman yandaki binalara, ortaokula gidenler bilir, yan sol cephede bulunan binaların camları kırılıyordu. Ciddi problem vardı. Yine müdür bey bize geldiğinde yine biz iş adamı arkadaşlarımızdan çitini telini alarak orayı da yaptırdık. Yani sadece okulun gelmesinden değil, sonraki hizmetlerinde de aktif rol aldık. Muzaffer Başkan burada yok şu anda kendisi. Çorumlar Dernek Başkanı. Zaman zaman dernek binasının olduğu yeri halk eğitimi açar kendisi. Yani orada 30-35 tane kadın kardeşimiz mahalle sakinlerinden orada eğitim alıyorlar. Belki yarın o bugün evlerine ufak da olsa az da olsa bir katkı sağlayacak duruma gelecek şekilde eğitim alıyorlar. İnanın biz aylardan beri kış ayları geldiğince masrafı ağır oluyor. Biz İslam Bey mahalle muhtarlığı olarak biz oranın elektriğini ödüyoruz. Biz ödüyoruz. Yani onu ne halk eğitimi ödüyor ne başka bir kurum ödüyor. Biz ödemeye devam ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar, İslam Bey Mahallesi coğrafyası geniş bir coğrafya. Biz sağlık ocağı sözü vermiştik geçmiş zamanda. Fakat mahallemizde bir sağlık ocağı vardı. 38 mahallenin belki 20'sinde sağlık ocağı yoktu o dönem. Biraz hatırlayalım. Ben ikinci sağlık ocağını getireceğim sözünü verdim.
bunu kısa geçeceğim biraz vakit şey olmasın diye, sıkılmayasınız diye. Gerekli çalışmaları yaparak dönemin bakanı Mehdi Eker Bey, belediye başkan yardımcımız Kemal Aygen'le yaptığımız bir toplantıda sözünü aldık. Kısa zamanda İmam-ı Azam Camisi'nin altındaki sağlık ocağını belediyemize yaptırarak bölgeye kazandırdık. Yetmedi, sağlık ocağı ihtiyacını giderdik ama yanında eczane ihtiyacımız var. Yer bulamıyoruz. Sağlık ocağına yakın bir yer lazım. Lojmanın iki katlı olduğunu biliyoruz. Dönemin imamına dedik ki, abi dedik, burada dedik bir lojman var. Bu lojmanda kimler oturuyor? Birinde kendi oturuyor, birinde de emekli bir imam oturuyordu. Kaç para kira alıyorsun dediğimde, biz kira almıyoruz dedi bundan. Ya bizim malımızı, ben bile annemin aldığı kiralar, yani annemin aldığı kiralar vardır. Ben bile annemden habersiz kullanamazken milletin malını bedava imam, emekli bir imam kullanıyordu. Ben derhal bu şahsın burada çıkartılmasını ve orayı eczane yapacağımızı ifade ettik. Bundan 5-6 sene öncesine kadar enerji sorunumuz vardı. Sokaklarımızda aydınlatma yoktu. Trafolarımız yetersizdi. Yıllarca çözülmeyen elektrik sorununu elhamdülillah 6 ayda %80 çözdük. Şu anda İslam Bey Mahallesi'nde sadece bir yerde enerji sorunumuz var. Sadece bir yerde. Onun da yerini belediye verdi. Trafosun ihalesi yapıldı. Allah izin verirse bir ay, iki ay içinde o trafo da yerine konduktan sonra İslam Bey Mahallesi'nde enerji anlamında hiçbir sorunumuz kalmayacak. Mahallemizde parklarımız yetersizdi. Bizim dönemimizde 4 tane park yaptırdık. Adaylardan biri parklarımızda kamera sistemi yok diyor. Kıymetli arkadaşlar, ya bunlar gezmiyor ya bir haber. İslam Bey Mahallesi'nin bütün parklarında 24 saat kayıt yapmak kaydıyla emniyet tarafından kamera sistemi var. Biz bunun mücadelesini emniyet müdürleri toplantısında, huzur toplantısında, kaymakamlık toplantısında, valilik toplantısında biz yıllarca bunun mücadelesini verdik. Eksiklerimiz var mı? Var. Mesela Turgut Özal Parkı atıl durumda. Onun projesi yapılmış şu anda. Orası sil baştan yenilenecek. Dümdüz çok güzel bir oturulacak bir park alanına çevrilecek. Şu anda önümüzdeki yılın projesinde var. Yapılacak. Feda Sokak'taki park baştan sona kadar yenilendi. Şu anda basketbol sahasına kadar var. Çocuklarımız, ailelerimiz gidiyor. Bizim su deposu dediğimiz 5 kardeşler, bir taraftan da Narman Mahallesi dediğimiz bölge var hemen bu alt tarafta. Orada bizim patika yolumuz vardı. Bizden önceki Muhtar 5 yıl orada yaşayan bir abimizdi. O sorunu çözememişti. Biz göreve geldiğimizde söz vermiştik oradaki vatandaşlarımıza. İki sefer yaptırdık, iki sefer ki taşları söküldü. Biz yaptırdık, başkaları söktü. Sonra oraya bir katı koyarak, o basamakları farklı bir yerden geçirerek o bölgedeki vatandaşların, öğrencilerin rahat okula gelip gitmesi için orayı yaptırdık. Suatlar bölgesinde Cafer Sokak diye bir sokağımız var. İlk muhtar olduğumuzda direkler yatık, yüksek bir kamyon, yüklü kamyon geçtiğinde kabloları kopar. Biz gece 3'lere kadar, 2'lerde, 3'lerde bizi ararlar, gideriz. Biz o direkleri, kabloları bağlarız. Yol yok, çamur, köstebek çukuru gibi. Uzun bir uğraşlar sonucunda o sokak diye geçiyor ama caddeden daha fal bir yer. Gidenler bilir. Oranın asfalt ve kaldırım çalışmalarını yaptırdık. Mahallemizde bir tane pazarımız vardı. Pazartesi pazarı. Kalyon sokağa getirdik. Birkaç tane komşumuz belki sezenişte bulundu. Neden getirdin? Niye getirdin? Aşağıdakiler niye pazarı yukarı götürdün dediler. Fakat biz genele hitap ettiğimiz için, genelin refahını düşündüğümüz için, doğru iş yaptığımızı düşündüğümüz için buraya getirdik. Ve şu anda pazarımız Bostan Caddesi'nden başlayıp Sokulu Mehmet Caddesi'nde bitiyor. Ve her türlü pazarında her türlü malzemeye ulaşabiliyorsun. Gece 3'lere kadar, sabahlara kadar yol açtık. Vatandaşımız, komşumuz rahat işine gitsin, evine gitsin. Hastası varsa hastasını hastaneye götürsün. Affedersiniz, hepimizin annesi bacısı var, doğuma gidecek insan var, çocuğu hasta olan var. Sabahlara kadar biz yol açtık. Abiler, ben sizin adınıza buradayım.
Benim babamın malı değil, mülkü değil. Benden önce benim bildiğim 3 tane muhtar değişti. Ben 4. muhtarım. Benden sonra da başkaları gelecek mutlaka. Biz muhtarlık yaparken mahalle İslam Bey'le hemşerilerimizin adına yapıyoruz. Asıl sahipleri sizlersiniz. Yanlışlarımız, kusurlarımız olabilir. Bunları bize söyleyeceksiniz, biz kendimizi düzelteceğiz. Ama azami bir şekilde kusur yapmamaya, hata yapmamaya özen gösteriyoruz. Yeni dönemde de yapacağımız bazı şeyler var. PTT'nin buraya gelme şansı yok, ben sizi kandıramam. Çünkü 2 kilometre mesafe şartı var. Büyük postane bizim sınırlarımızda, kesinlikle postane getirir dersem, getirebilirim dersem yalan söylerim. Öyle bir şey gelme şansı bugünün şartlarında bu nüfus sayısına göre imkansız. ATM'ye gelince muhtar olmaya gerek yok. ATM özel bir sektördür. Muhtarın imzasına da gerek yok, muhtarın mührüne de gerek yok. Yer tahsis edeceksin, kira almayacaksın. Herhangi bir bankaya, 2 bankaya, 3 bankaya gideceksin, talepte bulunacaksın. Oradaki yetkililer gelecek, stabilize çalışmasını yapacaklar. Buranın karı, getiri, götürünü hesaplayacaklar. Eğer para kazanıyorsa ATM'ye koyacak. Yani 500 metre ileride 2 tane ATM'miz var. Yolun sağında. Önümüzdeki dönemde Allah izin verirse, kardeşinizi yine göreve getirirseniz, bizim Yeşil Vadi Caddesi'ndeki o bölgeyi, yaşam alanı, yani Sular Vadisi gibi, spor komplekslerinin olduğu, sosyal testlerin olduğu, yürüyüş gruplarının olduğu bir tesis sözünü Cumhurbaşkanı yardımcımdan aldım. Hepimizin rahatlıkla gidebileceği, çocuğumuzdan gezebileceği, eşimizden oturabileceği, gençlerimizin gidip sosyallaşacağı, spor yapacağı çok güzel bir proje. Alttaki Yeşil Vadi Caddesi'ndeki yaşam yeşil alan yaptırmanın sözünü veriyorum. 5 yılda benim gayem, kim gelirse gelsin gayem bunu burada hayata geçirmek. Suatlar'da, Suatlar Meydan'da 6 dönüm meydan projesi başladı bile. Neden gecikti Suatlar? Suatlar'da imar problemi vardı. İfraz yoktu. 10 yıldan beri o ifraz çalışmaları nihayete erişti. Şimdi vatandaşlar tapularını almaya başladı. Ve hemen planlar çıkar çıkmaz da 6 dönüm meydan projesi başladı. Allah izin verirse önümüzdeki yaza 6 dönüm meydan projesi ve parkla beraber vatandaşın hizmetine sunulacak. Filozof sokaktaki yapılacak parkı da söyledim. Eğer kardeşinize bir dönem daha yetki verirseniz, muhtarlığın kapısı sonuna kadar açık, sizin adınıza, mahallem adına şerefle, namusla bayrağı alıp daha ileriye götürmek için çalışacağımın sözünü veriyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bravo.